Sosyal medyada yapılan ifşaların, tekrar söylüyorum, keşke böyle bir mekanizmaya gerek kalmasa, bu son çare. O nedenle hepimizin yeniden ilişkiler, kadın erkek ilişkileri konusunda, sınırlar konusunda kendimizi bir gözden geçirmemiz, diğer insanları gözden geçirmemiz, sosyal medyadaki paylaşımlarımız, yeni bir iletişim dili, yeni bir etik kodlar, bütün bunlar gerekiyor. Bunlar güncellenecek. Yani bu bir devrim gibi düşünülebilir. Eski, köhne, her iki tarafa da zarar veren, toplumu zedeleyen, toplumun vicdanını ve adalet duygusunu yaralayan tüm bu iletişim biçimlerinin ortadan kalkarak her iki cinsiyete de özgürlük, ya da her varoluştan insana onurlu ve eşitlikçi bir yaşam vaat eden bir dünya için hepimiz emek vermek zorundayız. İfşaları doğru buluyorum. Çünkü üzerinden 10 yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş, bu yokmuş gibi yaşamış ve biz terapi ortamlarından da biliyoruz. Bu kişiler gerçekten çok ızdırap çekiyorlar ve ne zaman bunları konuşabiliyorlar, o zaman iyileşiyorlar. Toplum önünde haykırmak, iadeyi itibar için bir yol olabilir. Ama tabii ki hep söyleniyor, işte kurunun yanında yaş da mı yanacak? Biz hiç bir tane, yani gördük mü bir şekilde yapılan işte ithamlardan ya da beyanlardan sonra işte suçsuz olduğu ortaya çıkan biri, münferit olarak nadiren böyle şeyler olabilse de, o zaman hiçbir suç soruşturulmamalı ki. Yani her şey iftira olabilir, öyle değil mi? Diğer suçlar nasıl soruşturuluyorsa, nasıl onlarda delil aranıyorsa, nasıl bütün suçların bir zanlısı varsa, burada da bir zanlı var ve cinsel suçların maalesef ki başka yolu yok. Kadın beyanda bulunmak zorunda. Başka yolu yoksa da ifşa etmek zorunda.